Evet. Herkese merhabalar. Herkese selamlar. Arabada yoklama. Bugün Gamze Akın'ı ağırlıyor ve Gamze Akın Londra'dan ayağının tozuyla geldi ve programa katılıyor. Ve işte Gamze. Dur bakayım. Valla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama. Ben hemen maskemi takayım. Estağfurullah ya. Ben takmasam olur değil mi? Sen zaten lütfen takma. Mümkünse takma. İzimi görsünler, evet, değil mi? Yani. Özümü de çıkarayım hatta. Kemerimi bağlarım ben. Evet. Sen Avrupa'yı abi, kurallarım vardır. Lütfen. Aa, biz de Avrupa'yı kurallara göreyim. Efendim Londra'dan ayağının tozuyla geldi, değil mi? Evet, kullanasın vardı. Bir direksiyon ayarlasaydım mış gibi yapardı. Değil mi? Aynen, aynen. Direksiyon, evet arkadaşlar, önde de bir araç var. Yine İngiliz menşeli. Tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Ve sağda direksiyonu. Evet. Buraya oturunca tabii kullanmak istiyorsun, değil mi? Öyle o kadar alıştın mı? Alıştım tabii. Öyle kullandığım için. Hep orada mıydın yoksa? Yok, 16 sene oldu. Bayağı 16 oldu. Sene. Evet. Of. 16 sene oldu. Vay be. Evet. Peki, bugün Gamze Akın'ı tanıyacağız arkadaşlar. Hem onun şarkılarını, hem onun kişiliğini, neler yaptığını, Londra'da bir hayatın nasıl geçtiğini. Çünkü devamlı sürekli orada yaşıyorsun. 16 senedir oradasın. Evet. Buraya ben şu camları ufaktan kapayıp klima açacağım. Biliyorum. Şöyle aslında hemen... güzeldi havalar birkaç gündür, yine bir sıcakladı değil mi? Ben hemen şöyle yapayım. Yüksekmiş ama bu araba, sevdim. Ha, güzel sevdim. Evet, evet. Evet, çünkü hangi arabadan indiğini söylemeyeceğim. Yok. Reklama girer. Şöyle bir tık bekleyeyim. Babacık geçsin diyeceğim ama çünkü biz arkadaki abiyi bekleyelim. Buyur abi. Tamam. İstanbul'da çok ilginç yalnız. Hep insanlar yollarda. Heh. Mesela Avrupa'da bunu göremezsiniz. Nasıl yollarda derken? Biz ona kısaca şey diyoruz. Arabalar kaldırımlarda, insanlar... Ha, insanlar caddede geziyor. Evet, değil mi öncesinde? Evet, evet, öyle bir sorun var. Evet. Aslında ya, şey, biz kalabalık... Biz kendimizi araba hissediyoruz, biliyor musun? Çoğu zaman. Çocukluğumuzdan beri belki de öyle yetiştik. Araba kullanıyorum diye caddeden yürüyen tipleriz yani. Ama şimdi diyorum ya, mesela park edemiyorsun arabanı. Mecbur kaldırıma çıkıyorsun. O insan da yola iniyor falan. Böyle bir kargaşa öyle var. Aslında da var, evet. Kalabalıktan oluyor bence. Çok kalabalık. İngiltere mesela bu kadar kalabalık değil. Özellikle Londra bile bu kadar kalabalık değil sokakları. Çok fazla insan öyle öbek öbek göremiyoruz diyebilirim. Ya ben bir de bir şey öğrendim tabii. Yani Hüseyin abiden öğrendim ben. Bir sürü bir şey. Şimdi mesela Taksim gibi bir meydanı, neresiydi Londra'nın? Trafalgar Square mesela. Tamam. Onun işte merkez dedikleri. Arkadaşlar şimdi buraya aracınızla girmek istediğinizde, evet, şimdi hani ekstra bir para ödüyorsunuz. Evet. Eğer aracınız dizelse onun birkaç misli daha bir para ödüyorsunuz. O aslında şöyle, bir dizeli yeni çıkarttılar. Ha. Daha yeni başladı o uygulama. Yani bu zamana kadar o bölgeye girdiğinde zaten bir para ödüyorsun. Sadece pazar günleri muaf. Ha, pazar günleri? Pazar günleri ödemiyorsun. Aa, bir de akşam 7'den sonra ödemiyorsun. Aynı hani bizim nasıl köprüden geçerken bir ücret ödüyorsunuz ya. Aha. Onun gibi bir şey yani, böyle görünmeyen bir halka. Mesela bizim Taksim'de görünmeyen bir halka. Oraya girip çıktığınızda hemen 24 saat içinde online hemen ödemeniz lazım. Yoksa ceza geliyor. Ha, bir de. Şimdi bir de onu, o var. Onun üzerine artı olarak ULEZ diye bir şey çıktı. O da eski dizel arabalar havayı kirlettiği için, o tamamen hava kirliliği adı altında geçiyor. Bunda hiç şey de yok, pazar günü de yok, akşam da yok, 7-24. Ha. 2010 yılının altındaki dizellerde galiba, onlar havayı daha çok kirlettikleri için. Onlar girdiğinde, çıktığında mesela kamyonlar veya işte daha küçük otobüs, minibüs tarzında olan arabalar falan filan girdiği zaman daha yüksek ödemek zorunda. Ediyor. Bir de şimdi o halka, mesela sadece Taksim civarındaydı. Mesela şimdi o halkayı daha da bir genişlettiler. Mecidiyeköy'e falan aldılar. Aynen, yani. daha da. Hadi ya, ciddi misin? Yani benim evin dibine kadar falan geldi. O yüzden yeni dizel araç almak zorunda kaldık. Ha, o kadar etkili yani. Evet, hatta geçen gün o dizel aracın da şeyi bitti. AdBlue deniliyormuş burada. Ben hiç anlamam. Bilmiyorum. Böyle mavi bir su, tamam, döktüler arabaya. Ha.
o hava kirliliğiyle alakalı. Bayağı 3-4 bidon döktüler yani. Efendim arkadaşlar, ülkelere para lazım. Yani evet. Çok para lazım. Yani üzülmeyin, burada köprü parası ödüyorsunuz. Ya evet. Ama çok afaki rakamlar ödüyoruz ya, gördü işte. Gördünüz hatta. Aynen. Yani. Ama orada da ödüyoruz yani. Şimdi müzeye gelelim mi? Gelelim. Geçmişten de geleceğiz ama. Can Susar çıktı. Çıktı. Evet. Hayırlı. Söyleyeyim mi, çıkmadanmış gibi yaptık diye. Çıktı, bir de gözüme çıktı. Bakıyor ki çıktı bak. Çıktı adam. Evet, program yayınlanana kadar çıkmış olacak. Evet, çıkmış o yüzden olacak. Çıktı diyoruz. Onu aynen da... Klip bitti, şey bitti, her şey bitti, evet. Her şey hazır. Hangi tarihte çıkmış oluyor? 17'sinde. 17'sinde, evet. 17 Eylül. Eylül'de çıkmış oluyor, evet. Hayırlısıyla. Çok. Ben şimdi çok da anlatmak istemiyorum. Nasıl oldu sen anlat. Nasıl geçti? Şarkı nasıl? Zaten söz müzik senin. Aynen. Zaten bütün şarkı sen ezberlemişsindir zaten. Dinleye evet, dinleye klibi de beraber çektik de. Hatta az önce böyle ıslığıyla falan bile eşlik ediyordu. O kadar bir ezberledi. Evet. Unutmaz artık. Yok, mümkün değil. Şarkı trap bir şarkı. Biraz sözlerinde isyan var diyebilirim. Hani bir şeyleri isyan ederiz ya hep. Ben zaten sözlerde çoğunlukla isyan ediyorum. Bir isyankar hallerim var ama bakalım ne olacak. Yalansa yalan bir öyle olmadı. O biraz daha nasıl diyeyim, hani böyle biraz böyle iğneleyici laflar vardı onun içerisinde ama o daha eğlenceliydi zaten yapısı olarak da şarkının. Can Susar hem trap, günümüze uygun müzikler yapmaya çalışıyoruz. Teknoloji, yeni nesil, sağını inanılmaz zaten. Öneler, biz onları yakalamaya çalışıyoruz diyebilirim. Evet. İsmi çok değişik geliyor, enteresan geliyor. Can Susar. Bir isim zannetti hatta geçen gün birisi. Can Susar de kim o falan kim filan o dedi. Şarkıcı? Yani hani aslında Can, hani kalbimden bahsediyorum. Hı-hı. Susar da orada işte hani susuyorum susuyorum ama nereye kadar gibi bir ben bir de çok mecaz kullanıyorum yazarken. Hı-hı. Belki o yüzden öyle oluyor. Ama tatlı oluyor. Şarkıların sözleri de zaten hep bir garip oluyor. Garip oluyor. Bilmiyorum çok neden. Çok garip şarkılar, sözler, şiirler yazıyorum. Hayır yok, şimdi bir bundan mesela Yalansa Yalandan önce de Ruhum Yok vardı. Hı-hı. Radyo programına bağlanıyorum. İşte neden ruhum yok? Yani ruhsuz bir insan yok aslında. Mantık olarak. Ama ya işte yok. Orada hani işte bir betimleme yapıyorum, bir şey yapıyorum. İşte ruhum yok. Yalnızlık sandalı. Hı hı. İsyan bayrağı, yalansa yalan, işte hakikaten daha kısaltıyorum gitgide. Şimdi Can Susar var, ondan sonra daha da kısa, böyle iki harfe kadar düşeceğiz inşallah. İlk Yaktım'la mı çıkmıştın? İlk 2011-12 dönemlerinde Yaktım. O full bir albümdü. 12 kaç şarkı vardı? 12'ydi sanırım. O şarkılardan bugüne taşınan, sanki Yaktım tekrar geliyor gibi. Yaktım'a evet, tekrardan yeni soundlarla bir şeyler yapıyoruz. Çünkü aha, ben... bir ara var. Ara vermiştik. Bayağı bir ara, evet, verdim, bayağı bir ara 8 verdim. Yıl o, gibi bir ara var. Evet, çünkü birincisi o yurt dışında yaşadığımdan dolayı, bir de teknoloji şu anda aslında hani böyle uzakları daha yakın yaptı diyebilirim. Tabii. Hani şu anda ben yurt dışından da mesela şarkılarımı gönderiyorum, okumalarını yapıp gönderebiliyorum. Hani eskiden bunlar bu kadar değildi. Çalışıyoruz efendim, radyolarda çalıyoruz, işte öyle oluyor. Aynen oluyor. Şu an radyolara bile bir hani şeyle, internet yoluyla bağlanabiliyorum. Eskiden aha, mesela hep burada olmak lazımdı. İşte radyoya gitmek lazımdı birebir. Evet. Gibi. O biraz mesafe. Ben isyan bayrağıyla çıktıktan sonra şey dediler hep. Ya yaktın falan filan. Aa sen misin o, biz seni çok seviyorduk falan böyle. Ne güzel. O dönemde ne kadar özlediğimi, özlendiğimi anladım. Çok iyi. Yaktımı da hala soranlar var. O yüzden bir yeni soundlarla ona bir cover yapmak istedim. İşte o benim, hey falan diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Yaktım o albümde 12 şarkı vardı. Evet. Kaçı kliplendi, ne yaptın orada o dönem? İki tanesi kliplendi o dönem. Yaktım. Hatta Yaktım'ın iki tane klibi var. evet, biz bir çektik, bir şeyler olmuştu o dönem, tam hatırlayamıyorum. Televizyonda mı bir sıkıntı olmuştu, sonra döndük bir daha çektik. Ha. O dönemlerde biraz zordu böyle. Aa burada bu var, yayınlayamayız. Şurada şu öyle oluyor, işte yapamayız falan filan. Şu an YouTube var mesela. Yayınlamasa da sen kendi istediğin artık şarkıyı istediğin şekilde verebiliyorsun. Televizyon mu izleniyor yani gibi bir durum da aslında söz konusu. Aslında günümüzün yani televizyonu oldu. Bir tabii de şöyle bir artısı var, bizim televizyonumuz oldu. Hani gidip evet, bir televizyona işte ne olur benim klibimi yayınla veya işte hani bir bütçeler falanlar filanlar açılıyordu. Şimdi artık benim televizyonum, benim kanalım orada. Yayınlarım. Ben yayınlıyorum, isteyen izlesin. Reklamımı yaparım.
kadar. Yani. Bizim kendimize ait bir televizyonumuz oldu YouTube sayesinde. Doğru. İyi de oldu. Teknoloji bazen iyi oluyor hayatımızda. Bazen de olumsuz etkileri de oluyor. Evet, bazı yerleri çarpabiliyor, tokatlayabiliyor. Evet. Ya, zamanında 90'larda radyolar ilk çıktığında un kapanı isyan etti, biliyor musun? Neden? Radyolar bizim şarkılarımızı çalıyor, biz kaset satamayacağız diye. Aha, evet. Sonra radyolara reklam yapmaya başladılar ki kasetleri çok satsın diye. Yani çok çal, çok çal, ne olur çal diye böyle. Neler neler. Yani devir acayip değişiyor. Teknoloji acayip değişiyor. Bugün kaka dediğine öbür gün iyi diyebiliyorsun, evet, yani. Öyle, güzel bir diyebiliyorsun. Dönemdeyiz. Peki şimdi çok sürpriz bir durumun da söz konusu. Çok yeni başladı o da, değil mi? Başlıyor. Başladı, evet, başlayacak. Başlıyor. Yani bugün televizyon yarın... programı, evet, başlıyor. O da inşallah bir aksilik olmazsa ayın Eylül'ün 10'unda gibi, tamam, başlayacak. Demek ki başladı. Biz bu programı çektiğimizde... Biz bu programı ayın 18-19'u gibi, evet, yayınlamış olacağız. Yayınlandığı zaman başlamış, evet, olmuş. Evet, başladı demek ki program. Başlamış oluyor, evet. Programdan da bahsetmeni istiyorum ama bunu bir kenara koyalım şimdilik. Ben müziği biraz daha geçmişe götüreyim. Sen ne zaman başladın böyle bir şeyler karalamaya? Ooo, ilkokula falan filan dayanıyor o. Ciddi mi? Hani... Evet. Şeydi böyle ilkokuldayken zaman... öğretmen gelirdi böyle bazen ders. Nerede böyle... Nerede okuyordun? Ben İstanbul'da. Aha. İşte gelirlerdi, şey derlerdi. Kimin sesi güzel, hadi çıkın. O zaman şarkı da ne özgün. Evet, çıkardım tahtaya, şarkı söylerdim falan filan. Ama tabii sonra hayat öyle gelişmedi. Farklı gelişti. Sonra ben İngiltere'ye gittikten sonra aslında sen yaktımla profesyonel olarak başladım. İngiltere'ye nasıl gittin? Hani evlendin? Evet, evlenerek. Aa, öyle, evet, gittin. Evet. Tamam. Aha. Sonrasında değişti. Benim de zaten hep içimde olan, yapmak istediğim bir şey gerçekleşmiş oldu. 2011-2012'de de yaktımla profesyonel olarak konuşamıyorum ben ya. Neyse, ha, çok güzel konuşuyorsun. Olarak düzelteyim hemen öyle. Ya bazen dilim dönmüyor. Çok hızlı konuşuyorum o yüzden. İngilizceye kolay adapte olabildin mi? Olamadım. Ha. Kolay olmuyor ya. Değil mi? Hayır, şimdi ilk şey oluyor. Hatta öyle bir anım var, anlatayım. Lütfen. Şimdi ben gittim buradan. Şeyim böyle ya, o kadar da biliyorum yani, nedir hani işte how much falan da mı diyebileceğiz falan, böyle bir havalardayım böyle. Tamam. Ama tabii burada mesela öğretiyorlar ya işte one, two, three. Three demek ağaç demek, ha, aslında. İngilizce'de Türkçe'de olmayan bir ses var. Böyle bizim dilinin pelteklerini öne... evet. Onlar çok yaptığı iyi bu dilini dişinin altına koyarak dediğimiz bir ses var. Mesela three değil, three diyorlar üçe. Evet. Hani o aksanı anlamak falan filan çok zamanımı aldı. Hani kimin şimdi şu anda öyle bir şey ki adam gelip konuştuğu zaman nereli olduğunu bile anlayabiliyorsun. Oba, aksanından. Anladım. O dönemlerde öyle bir şey yok hani. Bu nereli diyorsun mesela? Evet, evet. Anlayamıyorsun zaten. Ay şey var mı orada, hani yöreler nedir oralardaki çok, yöreler? Çok Hintli, Pakistanlı, Zenci, ha, yani her yerden var. Yani İngiliz yok aslında. Çok karma bir ülke. Anladım. Ya her kesimden var. Ve doğal olarak ben biz bir gün bir yere gidiyorduk. Eşim bana dedi ki eskiden de böyle teknoloji yok ya, kartlar vardı böyle Türkiye'yi aramak için, böyle kazıyordunuz. Aha. Bir şifre çıkıyordu, o şifreyi girip o kartın üzerindeki para sizin şeyiniz oluyordu, kontürünüz gibi. Evet. Türkiye ile konuşuyorduk. İşte Turkcell diye bir kart, kırmızı böyle falan, hep o alırdı. Bana dedi ki alır mısın dedi bana, ben orada park edemedi, alırım dedim yani, ne olacak o kadardı yani. Nedir yani, bir kart yani mı alamayacağız hiç falan. Neyse girdim, 3 pound falan kart o zaman. Elimde de 5 pound var. İşte ver parayı, niye soruyorsun ki işte. Hani kaç para diye. Kaç para diye yani, konuşsun ya. Neyse ben Turkey'de istedim, adam verdi. How much falan dedim, adam diyor ki 3 pound. Ben şimdi anlıyorum, free, bedava demek free de. Nasıl yani falan filan diyorum. Yani cümlenin devamı da gelmiyor, o kadar İngilizcemiz yok. Tekrar how much diyorum, adam free diyor. Allah Allah falan dedim, yani bedava mı diyor, ne diyor, nasıl oluyor bu iş falan filan. Baktım işin içinden çıkamayacağım, 5 pound'u uzattım ben. Tamam. Hemen para üstünü verdi. Ha, anladım. Ondan gitti. Sonra geldim ama ben böyle bir şoktayım hani. Ha. Ya nasıl olur, tri demedi, free diyor falan filan. Sonra işte ben işin aslını öğrendim. Mesela öyle bir anım olmuştu. Güzel. Üçü böyle öğrendik arkadaşlar. Öğrendim. Bu üç. Evet, tri demek ağaç demek arkadaşlar. Sakın, sakın ola ki. Hani güzel. Sonrasında tabii okul, orada okula gittim. Aha. Hem dil üzerine hem teknoloji üzerine bir okula gittim. Dedim ki sadece dil öğrenmeyeyim. Evet. Bir şey daha yapayım yanında, hani boş geçmesin. IT bölümünden mezun oldum.
diplomalarım var. Ama o zamanki IT şimdiki gibi değil. Tamam, elim yatkındır, anlarım teknolojiden ama mesela o zaman bayağı bildiğin kasalar, işte tabii, hard diski sök, çıkart tabii falan, elimizde tornavidalar falan, öyle bir dönemdi. Şimdi hiç alakası yok. Tabii. Ondan sonra orada zaten şey, ne denir, müziğe yöneldin. Evet, müzik 2011-2012 gibi. Eşim de müzisyen olduğu için... Hangi yıl gitmiştin oraya? 2005. 2005, aa, evet. Bayağı 6 yıl sonrasında yani. Tabii, tabii bir adaptasyon süreci oldu 6 yıl. Yuttun tabii o dönem içerisinde. Tri'den uçtun yani. Ya aslında şöyle bir şey, ne kadar iyi konuşursanız konuşun aksanınız gitmiyor. Tabii. Onlar gibi konuşamıyoruz hiçbir zaman. Yani. Orada doğup büyüyüp orada eğitim aldığınız zaman oluyor o anca. Onun haricinde konuşuyorum, derdimi anlatıyorum. Yetiyor. İşlerimi görebiliyorum. Allah'a çok şükür yetiyor. Herkesin bir aksanı var sonuçta yani. Kesinlikle var diyorum ya, artık geçen şey gün... yapabiliyoruz, ayırt edebiliyoruz. Aksanı duyduğumuz zaman evet bu Hindistan falan. Tabii tabii diye. Geçen gün arkadaşlar bizim bir ses hoparlör bir şey var. Açılırken işte diyor ya, ne diyor bir şey diyor işte. Connecting. Connected. Ha, evet. Bluetooth falan bilmem bir şeyler, evet diyor. Ha, Çinli aksanı. Evet, ben de değil mi? Chinese konuşuyor. Disconnected. Böyle bir değişik söylüyor onlar. Evet. Evet. Hatta sorry diyemezler. Sorry gibi derler böyle S'leri şey gibi. Güzel. Çıkar tabii ağızlarından. Biz anlamayız ama şak şak diye yapıştırınca dedim bak Çinli aksanıymış. Evet evet. Peki bundan sonra yani Cansu Sar geldi. Senin çok şarkın olduğunu biliyorum. Evet. Yani böyle sırayla sırayla ve bir ekip de kurdun. Evet. Yani kemik bir ekibin de var ve o ekiple devam ediyorsun. Evet. İlk kez klibi değişik bir ekiple çalıştın. Yo, ben seni de ekipten görüyorum ki. Yok. Valla benim ama, mini ekibimde sen de varsın. Yani radyo kısmında varım da ilk kez başka bir kulvarına evet, soyunduk orada. Klipten memnun kaldın mı? Nasıl oldu? Yok, çok beğendim. Yüzüm diye söyleme. Şimdi kötülersem atar falan beni arabadan. Ay. Yok yok, gerçekten çok keyifli olmuş. Güzel oldu. Mental. Evet evet, çok güzel oldu. Yani gezdik dostluk efendim, biraz böyle eğlendik. Biraz güneş çarptı, ameliyatlarımız evet oldu. Yalan söylemeyeceğim. Ama yani evet ya. O evet var ya, o aslında bir tık daha erken gidebilmenin. Ya aslında erken ya gidememenin. Gittik ama hani orada bir makyaj hazırlanma süreci oluyor tabii. Yani bayan olunca öyle o kıyafet, çıkamıyoruz makyaj, oradan. Evet. Kuaför tabii. Onlar biraz şimdi erkek sürünce olsak hemen tık fondöteni sür, tam çıktım hazırım falan filan. İşte bayanların maalesef eşi uzun sürüyor. Yapacak bir şey yok. Güzeldi, güzeldi. Bir tek eksiğimiz arkadaşlar, deniz kenarında çekildi klip. Hani mayoları falan getirseydik o saç makyaj esasında biz yüzer gezerdi o zaman. Bence yüzemezdin orada. Çok kayalıktı. Yok ya, biz her türlü. Yüzenler Karadeniz vardı da ya bu. Atlayanlar falan. Değil ben mi? Korktum çoluk yani. Çocuk ne güzel atlıyordu orada. Ama şimdi bir kaya bir şey çıkar, çok kayalıktı. Ama ya herkes biliyor neyin ne olduğunu, oraya atlıyorlar yani. Oranın kurdu olmuş veletler yani. Güzeldi. Peki dediğim gibi ne bekliyor bizi bundan sonra? Can Susar'dan sonra bu televizyon programı ne kadar sürecek bir de? Hemen onu da bahsedelim. Can Susar bir kenarda kalsın, şimdi televizyona gelelim. Nereden esti? Vallahi aslında bir aracı sayesinde oldu diyebilirim. Yok, ben aslında söyleyeyim. Arkadaşlar pandemide herkes canlı yayınlara katılmaya başladı ya. He, canlı yayınlar çıkıyor yapmaya evet, başladı. Evet evet. Oradan misafirler, çok konuklar almaya başladı. Çok da hakikaten çok güzel izleyicilerin var. Evet evet. Yani nazar değmesin. Canlı yayınları ben aslında her cumartesi akşamı Türkiye saatiyle 9.30'da yapıyorum. Bayağı da güzel katılım oluyor. Burada biraz da aslında ara vermek zorunda kaldım. Çünkü program başlıyor. Biraz ara ver. Evet evet. Ara vermek zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'ye geldik, ben böyle neye uğradığımı şaşırdım. Oradan oraya koşturuyorum. Çünkü hani biraz tatil çoğunlukla iş gibi oldu. Bence stüdyoya gidiyorum, klip çekimiydi, ya televizyondu falan da filan. Bayağı bir yoğun geçti benim için. Pek fırsat bulamadım. Artık şeyi izlesinler değil mi? Televizyondan tabii izlesinler canım. Canım. Senin şimdi biraz ara vermen gerekiyor. Aa, neredesin falan yazanlara da az sonra. Az çok sonra. Çok yakında. Ama şimdi zaten başladı. DreamTürk TV'de bu arada. Evet, DreamTürk'te. Onu da belirtmiş olalım. Bir müzik programı. Konuklarım aha var. İşte sohbetimiz oluyor. Canlı şarkılar söylüyoruz. Kaç bölüm? 8-9 bölüm olarak 2 aylık süreçler halinde anlaşmalar aa, yapılıyor. Güzel. Biz aha o şekilde anlaştık ama devamı da gelecek inşallah mi? Öyle gibi. Şu süper anda evet. Memnunlar.
Karşılıklı çok memnun. Güzel, süper. Ne güzel ama. Televizyon programı sahibi oldun bir anda. Evet evet, aslında çok keyifliymiş. İlk biraz şey oldum böyle, yapabilir miyim falan filan. Etrafımda diyor ya yaparsın Gamze, sen işte canlı yayınlarda ne kadar iyi böyle konuşuyorsun falan filan, iyi bağlıyorsun falan. Ya tamam canlı yayında ama ben yalnız oluyorum veya işte ne bileyim, hani o bir internet hatada yapsan hani çok böyle kaldırıyor falan filan. Evet. Hani televizyon başka bir şey, hani de onun işin başka bir boyutuna geçiyorsun. Ya öyle görüyorsun ama aslında değil. Yani keyifli. Bak canlı olsa çok daha rahat. Yani canlı yapıyorum zaten Instagram'da. Tabii tabii, onu diyorum. Evet. Bunlar bakalım nasıl olacak. Ya işte dedim ya, çok güzel oluyor, keyifli oluyor şu an. O telaş bile çok güzel diyeyim. Öyle şöyle söyleyeyim. Bunun ikincisi, üçüncüsü serisi gelsin inşallah. İnşallah. Kanalda bırakmasın seni, gayet de güzel. Şimdi Can Suslar sonrasına gelelim. Tamam, televizyon programı da bir kenarda. Bundan sonraki şarkılar belli mi? Sıralamalar var mı? Yapılan şarkıların var, onu biliyorum. Evet. Ya bu şimdi şöyle gelişti aslında. Biz İsyan Bayrağı ile bu yola çıkarken, aha, benim 8 tane şarkım, işte aranjeleri, her şeyi yapılmış bir şekilde cepteydi, hazırdı. Aha. Ve biz bunları 2-2,5 aylık süreçler halinde kliplendirerek sürekli bir şekilde vermeye başladık. Evet. Sonra ne oldu? İşte ben bir tane daha yazdım. Aa dedik, bunu da yapalım. Aa, işte. Da çok güzel. Hani evet. Aa işte, aa bu da çok güzelmiş, bunu da yapalım falan filan. O 8 şarkı böyle 9, 10, 11 gibi yayılmaya başladı. O yüzden elimde hala şarkılarım var. Bir de pandemiden dolayı mesela 2-2,5 ay diyoruz, bazen 3 ayı falan olabiliyor. Hatta Ruhum Yok klibinde mekan bulamadık. Yani İngiltere tamamen kapalı, karantina altında. İşte bir otel bulduk. Otel son dakika şey yaptı. Yok dedi, işte bir cesaret edemedi herhalde, bir şey oldu, bir iptal etti. Ondan sonra bir dedik şeye bakalım, hani böyle boş evler oluyor ya böyle, evet, köy evleri falan, böyle dağlık falan filan. Asla kimse kabul etmiyor. En sonunda artık dedik yani bir stüdyo falan bakalım. Onlar özel ya, illa birinden bir tanesi evet diyecek falan. Tabii. Hani böyle o dönem çekemeyecek gibi falan olduk bir dönem. O yüzden böyle ufak tefek böyle ne bileyim 2,5 ay yerine 3 aylık falan kaymalar oldu. Evet. Yani bir de şey oldu mesela. Biz Can Susar'ı Yalansa Yalan'ın yerine Can Susar'ı verecektik. Mesela bu sefer de şey oluyor, o yaza giriyoruz falan filan. İlk böyle değişiklikler oluyor. Tabii. Hani o olmasın da onu bir sonraya saklayalım. Sakma olunca. Evet evet, bu sanki bu döneme daha iyi gider. O yüzden bunu yapalım falan gibi değişiklikler de arada da yapıyoruz. Elimizde çok olunca. Tabii canım ya. Şimdi bundan sonra ne geleceğini de bilemiyoruz aslında. Sürpriz. Sürpriz yani. Elimde hızlı şarkılarım var. Evet. Ama dediğim gibi sıralaması sürekli değişiyor. Bazen bunu yaparız diyoruz. Hani kafamızda bir sıralama belirliyoruz ama sonra zaman yaklaşınca değişiyor. Aniden işte bu dönemin şarkısı değil bu. Bu daha, aha, sanki kış, bu daha yaz, evet, deyip onları değiştirebiliyoruz. Peki şarkı, güzel şarkılar yazıyorsun. Hem melodik anlamda hem de sözler. Yani zaten hep böyle isyan, böyle bir hani haykırış falan durumları söz konusu ya. Yani sevilen de sözler bunlar. Yapı itibariyle. Birilerine vermeyi düşündün mü hiç? Ya olabilir ama olabilir yani, niye olmasın? Yani. Ama ne bileyim, hani ben uzun bir süre ara vermiştim falan, hani daha tekrardan böyle yeniden başlamış gibi oldu bazı, aha, şeyler. Bundan sonrası için olabilir. Neden olmasın? Şu an kendini besliyorsun. Bir müddet sonra yani Hande ya da X birisi kalkıp da ya ben veririm de alayım. Veririm. Yep. Kıyarım herhalde. Kıy ya. Bir kıyamam gibi geçti içimden. Kıy kıy. Şaka, zaten şaka. Senin. Aynen. Yani zaten senin. O patlatsın, sen üstüne bir daha oku. Aynen, mesela aynen. Yani. Fettah öyle yaptı biliyorsun. Fettah verdi verdi verdi. Fettah'ın ismini bilmiyorduk. Kendi albümü yoktu. Evet. Ondan sonra işte benim şarkılarım diye bir okudu hepsini. Bitti gitti. Güzel oluyor işler. Peki sektörü nasıl buluyorsun? Yani 2012 ile bu dönem arasında yaklaşık 9 yıl olmuş değil mi? 10 yıl diyelim neredeyse. 2011'di çünkü. O zaman biraz daha zordu. Daha mı zordu? Daha şimdi... zordu. Şimdi daha kolay dedim ya, teknolojinin en azından birisi sana yok hayır işte bu olmamış veya ben bunu beğenmiyorum yayınlayamam diyorsa dese bile hiç umurumda bile değil. Kendi kanalımdan yayınlıyorum. Almak isteyen, dinlemek isteyen dinliyor gibi. Hatta bu şekilde
YouTube'dan patlayan, işte şarkısı birdenbire tavan yapan ve sonra da çalmam diyen o televizyonların, radyoların çaldıkları da çok oldu. O yüzden hani biraz dedim ya, bizim kendi televizyonumuz gibi oldu YouTube. Aha, aha. İsteyen istediğini atıyor. Sadece teknolojinin bu kadar gelişmesiyle oluşan bence tek bir kötü tarafı var. Çabuk tüketiyoruz. Çünkü ulaşım çok kolay oldu. Mesela şu anda istediğim yabancı bir şarkıyı bile, bütün dünya müziklerini bile tek bir telefonumdan bile dinleyebiliyorum yani. Öyle tabii, söyleyeyim. Tabii tabii. Artık öyle zaten, herkes telefonunda. Yani arabada telefonda bile. Telefonda yaşıyoruz. Tabii tabii. O yüzden de çabuk tükeniyor. Şimdi ben bir tane bir şey yapıyorum. Onu dinlerken ertesi gün başka bir şey çıkıyor. Yani bir sonraki gün başka ne oluyor? Onları dinlerken işte daha bir aylık olmamış bir şarkı bile eskiyebiliyor. Öyle çok bir doğru. Sıkıntı var. Onun haricinde bizim yani müzik piyasası için güzel bir şey oldu YouTube ve diğer sosyal aynen dijital öyle platformlar diyebilirim. Ben ama burada şunu hiç savunmuyorum. Yani kısa vadeli şarkılar kalıcı olmuyor. Evet. Yani şarkı ne kadar uzun vadeli ilerliyorsa, radyolarda ne kadar çok, işte televizyonlarda demeyeyim de işte radyolarda ne kadar çok dönüyor, sosyal medyada ne kadar üstüne gidiliyorsa işin, o kadar etkili oldu. Tabii şarkı yükseliyorsa, yani şarkı radyoda orada burada talep görüyor, sosyal medyada talep görüyor ve üstüne gidiliyorsa, devamlılığının gitmesi ve hemen onun önünün kesilmemesi gerektiğine inanıyorum. O zaman kalıcı oluyor o şarkı. Öyle ama dediğim gibi yani dönem biraz çabuk. Dönem böyle bir dönem. İşte yeni bu dönemde şarkı doğan şarkılar ne yazık ki bir kış güneşi gibi olamayacak. Olmayacak. Evet. Yani hiçbir zaman onu, işte bak aradan geçmiş 30 yıl, anamayacağız ama yani. 90'ları yani şu anda 90, ben 90'ları çok seviyorum. Aha. Zaten o dönemin şarkıların yani hep başkadır kalbimde yeri. Evet. Ve bunun gibi düşünen tek kişi de ben değilim. Bunu evet çok açık, çünkü herkes dönüp dönüp eski şarkıları mesela cover yapıyor. Tabii, tabii. Yani böyle, dönüyoruz. Yine biz o şarkılarda buluyoruz kendimizi. Evet. Belki bir 10 sene sonra da bizim dönemimiz öyle olur ya. Ya kim evet bilir? İnşallah. Belki işte o zaman bir günde tükeniyormuş şarkı. Dinledik, bitti. Evet, sıradaki gelsin. O zaman da bizim dönemimiz kıymetli olur belki. Aa, belki de değil mi? Evet. Peki. Ben radyocu olduğum için şey merak ediyorum. Radyolarla aran nasıl? Yani radyolar sence nasıl olmalı? Şimdi televizyon programı da yapan birisin artık. Hani bir tık da o tarafa o gözle bakabilir misin? Radyo ya da bir radyo sahibi olsaydın ne çalmak isterdin, ne çalmazdın? Bak, çalmazdın da çok önemli bir nüans. Evet. Ya aslında onların böyle bir şey, bir sistem oturtmuşlar gibi. Yani hani öyle bir şey var. Böyle bir rotasyona işte atıyorum 30 tane 40 tane şarkı almışlar. Sanki 50 tane çalınamazmış gibi. Aha. Mesela hani 30 taneden başka çalamıyoruz. Bizim listemiz dolu gibi oluyor. Böyle. Evet, evet. Bir nevi doğru düşünüyorsun. Çok bence doğru. Mesela şey yapılabilir. Yeniler için yeni şarkıların saati yapılabilir. Madem bütün gün rotasyonla eklemiyorsun ama öyle bir program ayarlanabilir yeniler diye. Ya bence. Yeniler bak aslında bir radyo. Hani onlara pek şans verilmiyor. Öyle düşünüyorum. Yedirmek çok daha avantajlıdır radyo reytingi açısından. Hı-hı. Yedirmek de dediğim şu. Her saatte bir tane yedirsen. Ha, evet. Hani Tarkan'la Hande Yener arasında bir tane yeni soksan. Tamam mı? Evet. O da o bir tanenin radyo dinleyicisi tarafından toleransı var. Evet. Yani bilmediği bir şarkıyı duyduğundaki tepkisi hemen değiştirmek değil, bir tane tolerans var. Üstüne yine bilinen bir isim çaktığında ya da bilinen bir şarkı çaktığında kayıp yok, kayıp olmaz. Ama onu da yapamıyor konumdalar. Evet, biraz dedim ya, bir sanki diyorum yani bir rotasyona 40-50 tane şarkıyı evet almış, bundan başka neyse çalamıyoruz gibi oluyor. Ama şu anda aslında radyo, evet belki yolculukta hepimiz dinliyoruz, arabada falan daha çok dinleniyor herhalde artık. Mesela evde falan o Spotify'dan falan dinliyorlar insanlar, ki yeni arabalar onlar da tabii entegre olabiliyor bir şekilde. Tabii, tabii. Oradan istediği Spotify listesi yapıyor, takıyor. Oradan arabasında çalıyor, dinliyor, radyo bile dinlemiyor. Belki de bilmiyorum, bir 15-20 yıl sonra radyo olayı da bitebilir. Yani teknoloji öyle bir ilerliyor ki artık her şey şu elimizdeki telefonlarla
gerçekleşecekmiş gibi doğru hissediyorum. Böyle bir şey geliyor bana, bilmiyorum. İnşallah çünkü olmaz. Şöyle de bir durum var. Hani bu dediğini destekleyici Spotify içerisinde artık tiyatroları bile dinleyebilir haldesin. Evet evet. Dijitale dönüyoruz. Aynen öyle. Yani adam yayınını koyabiliyor oraya. Bana diyorlar ki ya niye yapmıyorsun? Yayın yap, koy. Spotify'dan insanlar dinlesin. Evet, bu arada dinlesin. Bak onu söyledin aklıma geldi. Şimdi bizim çekeceğim televizyon programı aynı anda Radyo D'de de yayınlanacak. Vay. Program olduğu gibi dinleyebileceksiniz mesela. Bir de aynı anda. Artık. Güzel. Evet, aynı anda cuma akşamları olacak. Aynı anda radyoda da yayınlanacak ve pazar günü de tekrarı olacak. O da yine aynı şekilde hem televizyonda hem radyoda aynı anda olacak. Süper. Vallahi çok sevdim bak. Bunu bilmiyordum ben. Bana da ilk biraz garip gelmişti. Hani radyoda hiç öyle program dinlemedim açıkçası. Niye? Bizim programımız öyle mesela. Öyle mi? Tabii. Aynı anda aynı zamanda radyoda da. Tabii. Ha, hatta biz canlı yapıyorduk bunu. Radyodan canlı dinliyorlardı arabadan. Çok keyifli. Evet. Biraz bana garip gelmişti ama sonra düşününce çok keyifli. Güzel de olur bence. Oradaki sohbet falan güzel gelişecek. Kesinlikle. Güzel olur. Şimdi genelde sanatçılarıma, konuk aldığım misafirlerime sorduğum şu soru var. Kendine ne sormak isterdin? Yani evet, hani böyle programlara katılıyorsun, radyo programlarına katılıyorsun, kendin program yapıyorsun, soruların var. Kendi sorularımı kendime mi sorsam acaba? Yani kendine bir soru patlatıver. Ya keşke şunu da konuşsaydık diyebildiğin bir şey. Eksik kalan bir şeyi tamamlayalım burada seninle. Mesela gelecekle ilgili planlarımdan bahsedebilirim. Evet, sordum ama cevaplamadın. Yok yok, şarkılardan konuştuk. Ha, bir de başka. Hani cepte şarkılarla alakalı, tamam, hani okay. Sonrasında ne geliyor falan. Mesela çok yapmak istediğim bir dünya müzikleri projem var. Bu tabii yurt dışında yaşadığım için de biraz daha kolay, yapması daha kolay geliyor bana. Çünkü orada hani dediğim gibi İngiliz yok ki. İngiliz'den çok değişik insanlar olduğu için. Mesela işte ne bileyim, bir şarkıyı bir Hintli bir müzisyenle veya orada tanınan birisiyle hem içerisinde onun böyle küçücük kendi dilinde böyle bir şeyler geçirip hem de onun müziklerinin, aletlerinin tınısının geçtiği. Oo, bayağı kapsamlı bir şey. Mesela bir tane Hintli olabilir. Mesela 4-5 şarkı istiyorum. Siyahi arkadaşlarımızla mesela. Onlar çok güzel rap yapıyorlar. Evet. İngilizce bir rap koyabilir. Bir de Afrika'da yaşayanların böyle onların daha değişik bir müzik tarzı var mesela. Onlarla bir şey olabilir. Onların müziğine, onların aletlerine yakın bir şey. Harmanlanarak. Süper. Hani mesela zaten şu anda teknoloji öyle bir yere gitti ki çok fazla hani yurt dışında dünya müziklerini de takip edebildiğimiz için harmanlanıyor zaten. Evet, evet. Mesela o yüzden bana çok çekici geliyor. Evet. Herkes bir yere sıçradı. Evet, evet. O yüzden bana çok çekici geliyor. Hani harmanlarsak çok güzel olurmuş gibi. Öyle bir projem var. Yapmayı da çok istiyorum. Süpermiş. Ufaktan görüşmelerine de başladık. O olursa böyle 4-5 şarkılık değişik ülkelerin müzikleriyle harmanlanmış bir şey yapmak istiyorum. Müthiş. Benim kariyerimde de çok keyifli olacağını düşünüyorum. Böyle zaman geçtikten sonra dönüp baktığımda ay ne güzel olmuş falan diyebileceğimi düşünüyorum. Değişik olacak. Kesinlikle. Onu çok istiyorum. Yani... Güzel olur herhalde. Olur, niye olmasın, vallahi çok değişik bir tarz olur. Peki, onu tabii radyolarda kullanamayacağımız için ben üstüne çok gidemiyorum o işin. Yabancı dili olunca çalmıyorlar. Zaten evet. Türkçe de olsa çalmıyorlar. Biz... Bir tane de taş geldi mi? Yok ya, çalan dostlarımız çalıyor. Evet evet ya. Çalanlara buradan. Evet, onlar siz meclisten evet. Dışarı sözüm yok tabii. Size. Tabii. Çalmayanlara gitsin. Aynen öyle. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok keyif aldım. Ondan sonra şöyle sağdan sağdan ilerleyelim istiyorum. Biz bu arada bir yere de yetişmeye çalışıyoruz aynı evet, zamanda. Evet, çok yoğunuz. Çok. Evet. Taksi bulamadım. Dedim Cenk gel hem arabada yoklama yapalım hem beni bırak gideceğim yere. Sana bir hediye vereyim diyorum ama... Ulaşamadım. Ulaşamadım. Ya aslında senin öyle bir şeyin vardı. Niye benden istemedin? Böyle bir hediye bir şeyler ya istiyordun. Değil mi? Evet. Onu yapmak için. Varsa bir alayım üstünden hemen bir şey. Benim bir şey yok ki. Ya. Telefonum var. Başka bir şey yok. Bu benim radyo anılarım.
Var mıydı sende? Yok. Yoktu. Hayır hayır. Tamam, çok da, ben çok kitap okumayı da çok severim. Vallahi ama. Çok severek okuyacağım. Yani geçen gün çok hoşuma ama gitti. Ama imza atmamışsın buna ya. Atarım. Ayıp ediyorsun. Yani sen... imzasız kitap mı olur? Sahibinden. Ya, evet ya, çok ayıp ya. Yani afiyet şeker olsun. Teşekkür ederim. Ondan sonra son olarak sen sevenlerine, senin takipçilerine, bizim dinleyenlerimiz, izleyenlerimize neler söylemek istersin? Neler söylemek istiyorum? Takipte kalın. Karanlığa girdik iyi mi? Evet. Dur, karanlıktan çıkalım. Karanlıkta, bu olmaz. Karanlıkta çok daha güzel olurmuş falan. Tünele girdik, çekmiyor. Evet, açılıyoruz. Evet. Evet, buyurunuz. Türkiye'deyim, çok çalıştım. çok fazla projeler var. Takipte kalın diyorum. Çok güzel şeyler gelecek. Televizyon programıyla başlıyoruz. Program şarkılarla başlıyoruz. Söyle. Evet, cuma günleri saat 9'da, akşam saat 9'da Dream Türk ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Tekrarı var pazar. Tekrarı da pazar günü olacak. Onun saatinden tam emin değilim ama herhalde gündüz olur. 3 gibi falan diye tahmin ediyorum ama onlar belli olur zaten. Evet. Dediğim gibi yeni şarkılarım var. Hatta bu akşam yine bir okumalara falan filan bitirip gitmek istiyorum. Dönüşte yaklaştı. Durmuyor. Evet evet. İnanılmaz yoruldum bu Türkiye'de. Canlı yayınlarımı da yapamadım falan diye ben böyle başlarmışım. Evet, yapamadım ama çok yoruldum. Yani yemin ediyorum 3 saat 4 saat uyku. Hele o gün klibe gittiğimiz gün 3 saat uyumuştum. Ya değil mi? Yemin ediyorum. Bir gün evvel çekim vardı. Evet. Bir de çok uzun sürmüştü o çekim. Ya. 2'de falan yattım. 5'te kalktım. Hatta klip sonrasında tansiyonum düştü. Hem yorgunluktan hem uykusuzluktan. Zaten çok tansiyonum sınırda yaşayan bir insanım. Böyle azıcık oynadığı zaman hemen fenalaşıyorum. Öyle de huylarım var. O yüzden çok yoğun geçti. Dolu dolu geçti. Güzel geçti. Çok güzel şeyler gelecek. Takipte kalın diyorum. Sevgiyle kalın. Ve sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok konuşuyorum ben. Görüşürüz. Yoksa gidemeyeceğiz. Peki. Kapattım. Ay.